olarak bu siyasal pozların paylaşılmasıyla falan çok örtülmemesi gereken meselelerdir. Bu noktadan baktığımızda neden siyasal kozlara ihtiyaç duyuyor? Çünkü bir şey göreceğiz bakın. Yani seçtiğiniz senaryolardan 4 ya da 4 ile 5 en çok olma olasılığı olan senaryolar diye düşünüyorum ben. Yani her koşulda Türkiye'den gideceği bir formül bulunacak Brunson'ın. Bu el hapsini Amerika'da geçirmesi ya da tahliye edilerek dava devam ederken tahliye edilmesi, işte özgürlüğüne kavuşması şeklinde olabilir. Ve bunun Türkiye zarar görmeden yapılması da söz konusu. Hakikaten tansiyon çok düşürüldü bu konuda. Yani kimse bir şey söylemiyor ve dediğimiz gibi tam tersine yüklendirici. Türkiye'de bunu işte hukukun etkin şekilde çözeceği inançlarıyla dile getiriyor. İşte Cumhurbaşkanı da kendisi bu hukukun işi falan diyerek ver papazı al papazı söylemi tamamen dışında bir profil çizmeye başladı. Yani bu iş bitti aslında. Peki bu kozlara neden ihtiyaç duydu Türkiye? Yani neden dış politikasını, takım kozları ileri sürerek, geri çekerek yürütmeyi tercih eden bir ülke konumuna düştü? Yani burada çok genel bir çerçeveden gelmek isterim aslında. Ne kadar zamanım var bilemiyorum ama hakikaten Türkiye'nin 2008 sonrası aslında ve Türkiye'de aslında 2013 sonrasında görmeye başladığımız otoriterleşmenin etkisiyle birlikte şunu net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Türkiye aslında 90'lardan bu yana ya da AKP iktidarının Türkiye'nin uluslararasındaki konumunu belirlerken temel işlevi çok iyi bildiğimiz gibi Türkiye'nin neoliberal kapitalist küreselçiliğe eklemlenmesini taşımak oldu. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ana misyonu Türkiye'nin 90'lardan itibaren coğrafyasını genişletmeye kapitalist serleşmenin en etkin aktörlerinden birisi olması. Misyonu buydu ve çok başarılı bir şekilde yürütüldü bu entegrasyon. 2008 krizini teyit geçti. 2013'ten sonra Türkiye gibi yükselen piyasaları ve ekonomisini üretkenleştirememiş, sanayileştirememiş, tasarruf yapamamış, yatırım yapamamış ülkelerde krizin ön plana çıkmaya başladığında biz neoliberal baskıcı otoriter rejimlerin bütün dünyada olduğu gibi bir versiyonunun Türkiye'de de yükselmeye başladığını gördük. Yani kriz yönetimi yapacak kapitalizmin yaşadığı bu birikim krizinin faturasını toplumsallaştırılmasını, buna itiraz edebilecek muhalif kesimlerin baskı altında tutulmasını, en iyi bir şekilde yönetecek rejimlerin önü açıldı küresel ölçekte. Buna kimsenin de çok itirazı olmadı. Yani Gezi Olayları'nın Avrupa Birliği'nin verdiği tepkiyi hatırlayın. İlerleme raporunun açıklanmasını ertelediler falan. Ve bu otoriterleşme neoliberal kapitalizmin krizinin yönetilmesi için gerekli bir doldurdu. Fakat 2015'ten sonra Türkiye'deki tablo değişti. Yani ekonomik krizin politik krize dönüşmemesini sağlayacak bir otoriterleşme ve hukuk devleti normunda bu çapta kalacak bir erozyon küresel ölçekte iddia edilen bir şey değil. Bütün dünyada yaşanan çeşitli versiyonlarında gördüğümüz bir dönüşüm. Fakat Türkiye'de 2015'ten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması, aynı anda çok başarısız Suriye politikasının çok olumsuz sonuçlarını yaşamaya başlaması, muazzam bir şiddet, terör sarmalı içerisine girmesi, Rusya ile yaşadığı krizle aslında çok önemli bir kozunu kaybetmesi, içeride darbe geçişinin ardından olağanüstü halin ortaya çıkması ve aslında küresel kapitalizmin öngörülebilirlik kriterini ortadan kaldırabilecek kadar baskıcı bir rejimin ortaya çıkması aslında şu anda Türkiye'nin içinde yaşadığı problem. Ve bu küresel ölçekte Türkiye'yi bir boşluğa itmiş durumda. Bir pozisyonum. Hani bu kozlara politik bir kriz içerisinde olan, bıçak sırtında olan, küresel bağlamdan kopmakta olan Türkiye'nin çok ihtiyacı var. O yüzden Avrupa Birliği'ne göçü ön plana çıkararak bir destek elde etmeye çalışıyor. Amerika'da işte S-400'lerle tekrar bir pozisyon elde etmeye çalışıyor S-400 alımlarıyla. Ki o da çok zorlu bir durum aslında.